Sayın Başkanım, öncelikle ben bizim halk eğitimi yapmış olduğu hizmetlerden hem halkımızın biraz haberdar olmasını, biraz da gelen misafirlerimizin de bu konudaki bilgi sahibi olması için müsaadenizle biraz halk eğitimi hakkından bahsetmek istiyorum. Değerli vatandaşlarımız, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz 2022 yılında yaklaşık 70 bin civarında vatandaşımıza hizmet vermiştir. Bu 70 bin vatandaşımıza hizmet verirken tabii ki bu konuda bize kapılarını açan kamu kurumlarımız, birlikte işbirliği içerisinde olduğumuz okullarımız, hastanemiz, cezaevimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, derneklerimiz ve en önemli paydaşımız özellikle altını vurgulayarak söylüyorum, Pendik Belediyesi'yle birlikte açmış olduğumuz AÇEM ve PESEM kurslarımız toplamda 66.500 civarında kursiyere ulaşmış. Bakanlığımızın bize sunmuş olduğu yaklaşık 3.800 modül üzerinde yaklaşık 3.600 civarında kurs açarak kurs farklılığını 700'ün üzerinde çıkarıp İstanbul'daki 45 halk eğitimi içerisinde ilk iki sırada yer aldığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Sayın Başkanım, tabii ki bu kurs çeşitliliği içerisinde mesleki kurslarımız, genel kurslarımız, sanatsal kurslarımız olmak üzere birçok kurs çeşidi var. Ancak birinci önceliğimiz bizim özellikle ekonomiye katkıda bulunmaları açısından mesleki kurslara verdiğimiz önemi ve hassasiyetin özellikle altını çizmek istiyorum. Tıpkı buradaki sergi gibi, burası aslında bunun bir anlamda ispatı, birazdan gezeceğiz, hep birlikte göreceğiz. Artık vatandaşlarımız, kamu kurumunda çalışanlarımız, ev hanımlarımız bu kurslara gelerek kendi evlerinde yapmış oldukları veyahut da bizim kurs merkezlerimizde yapmış oldukları ürünü artık satarak istihdamın içine katılabiliyorlar. Ve bunu çok ciddi anlamda son 1-2 yıl içerisinde çok ciddi adım atarak epey bir merhale kat ettiğimizi özellikle belirtmek istiyorum. İnşallah Kurtköy'deki el sanatları merkezimizde, sizin de bize sunmuş olduğunuz el sanatları merkezinde bunu biraz daha ön plana çıkararak vatandaşlarımızla ekonominin içerisine nasıl girildiğini belki de İstanbul'daki birçok halk eğitimi ve birçok ilçeye de bunu özellikle göstereceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Sayın Başkanım, inşallah 2023 yılında bu yıl 66 bin olan kursiyer sayımızı 100 bine, 110 binlere çıkararak hedefimizi daha da üstüne katlayarak götürmek istiyorum. Ben burada bütün halkımıza, özellikle Sayın Başkanımız burada olduğu için söylemiyorum, dernek kurumlarına en ciddi desteği, en ciddi katkıyı veren Pendik Belediyesi'ne hasreten teşekkür ediyorum. Pendik Belediyesi'nin bu konuda AÇEM ve PESEM kurslarıyla, bunun yanında Kültür Merkezi, Kültür Müdürlüğümüz bünyesinde açmış olduğu kurslarla 2022 yılında toplamda 20 bin civarında kursiyere hizmet verdi Sayın Başkanım. Bunun yanı sıra 2023 yılı içerisinde şu an itibariyle Halk Eğitim Merkezi'yle Pendik Belediyesi işbirliği içerisinde açılan kurs sayısı daha 4 ayda 25 bine ulaştı. Dolayısıyla benim şahsen Cumhuriyet tarihi boyunca eğitime yapılmış en ciddi yatırım olarak gördüğüm halk eğitim merkezlerini en ciddi anlamda önemseyen Pendik Belediyesi'nin daha çok bize imkan vereceğinden hiç şüphem yok. Sayın Başkanımızın sayesinde inşallah bütün mahallelere, bütün sokaklara tek tek inip bütün vatandaşlarımıza buluşacağımızdan hiç şüphem yok. Ben sözlerimi daha fazla uzatmadan Sayın Başkanım, özellikle sizlere, sizin şahsınızda tüm başkan yardımcılarımıza, tüm Pendik Belediyesi'nde çalışan arkadaşlarımıza, bunun yanı sıra okullarını bize açan çok değerli okul müdürlerimize, hastanemize, Sayın Başsavcımız, Sayın Savcılarımızın huzurunda cezaevi müdürümüze, hastanelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve aklıma gelmeyen daha birçok kamu kurumuna bize açmış oldukları yerlerinden ötürü kurslarımıza bu şekilde destek veren vatandaşlarımıza ve en önemlisi kursiyerlerimize, çok değerli hocalarımıza tekrardan hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Seçimin ülkemiz için hayırlı olmasını, ülke insanına, dünyadaki mazlumlara, mağdurlara hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. İnşallah bu ülkemizin geleceğiyle ilgili çok daha önemli kararların, önemli noktaların gelinmesi noktasında gayret gösterileceğine, bu konuda başarılı sonuçlar alacağımıza eminim. Evet, dediğimiz gibi normal hayata dönmeye başladık, görünür olmaya başladık. Bu noktada ilk faaliyetimiz bugün halk eğitimle beraber yapmış olduğumuz Hayat Boyu Öğrenme Festivali adı altında
bu bir yıl boyunca emek sarf eden kursiyerlerimizin ürünlerinin burada sergilendiği bir ortamı hazır hale getirmekti. Halk Eğitim Müdürümüzün hakikaten önem üzerinde durduğu, ben de açıkçası halk eğitimin bu kadar etkin olduğunu çok fazla bilgim yoktu. Ama sağ olsun hem müdürümüz, daha önceki arkadaşlarımız da halk eğitiminin katkılarını öğrendikçe, bize katkı sunmaya devam ettikçe bizim de şevkimiz arttı. Onlarla beraber iş yapmayı, işbirliği halinde bir şeyler üretmeyi biz de heveslenir hale geldik ve onlarla beraber hakikaten güzel bir sinerji oluştu ve gerçekten Pendik halkına, İstanbul halkına önemli hizmetler, önemli kurslar kazandırmaya devam ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu çalışmalarımız, yardımlarımız, işbirliğimiz devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Zaten biz Pendik ilçesi olarak gelişen, en hızlı gelişen, bu noktada en önemli faaliyetleri yapan, bu noktalarda öncü belediye olan bir belediyeyiz, ilçe belediyesiyiz. Yani kültürel faaliyetler konusunda olsun, sanatsal faaliyetler konusunda olsun, öbür tarafa baktığımız zaman yatırımlar konusunda olsun, kentsel dönüşümlerle ilgili konularda olsun, hakikaten Pendik çok önemli ivme kazanmış, hızlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Ben çok kısa sürede, Allah nasip ederse hep beraber göreceğiz, Pendik çevresinin de ve buradaki ortamın da çok güzel bir şekilde değişeceğini ve Türkiye'ye örnek olacak bir ilçe olmaya devam edeceğine inancım tam. Bu noktada sizlerin gayreti ve bize destekleri çok önemli. Bu noktada sizlerin destek ve dua beklediğimizi ifade etmek isterim. İfade ettiğimiz gibi el emeği üreten kardeşlerimizin bu ürünlerini satacağı ortamların da hazırlanması ile ilgili artık burası bir gösterge oldu. Kurtköy mahallemizde Kültür Sokağı şeklinde organize ettiğimiz ve orada satış reyonlarının olduğu inşallah standları bu emek üreten kardeşlerimizi tahsis etmek suretiyle onların ürünlerini ticari amaçlı da kullanmalarına, satmalarına imkan sağlamaya, ortam hazırlamaya çalışıyoruz. İnşallah orayı da çok kısa zamanda hazır hale getirdik. Şu anda bitti. Bundan sonraki süreçte orayı bir faaliyete geçirmek suretiyle burada elde etmiş olduğunuz ürünlerinizi orada ticarete döndürmeyle ilgili ortamı size hazırlamış olacağız. Bu noktada desteklerimiz devam ettiğini ifade etmek isterim. PESEM çatısı altında tüm bu faaliyetlerimizi tek çatı altına aldık. Bunu niye aldık? Bildiğiniz gibi çok uzun yıllardan beri Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zamandan başlayan bir İSMEK adı altında toplumun neredeyse tüm kesimlerine hitap eden bir kurum kuruldu. Ve bu kurum çok etkin bir şekilde kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın oraya teveccühüne mazhar oldu. Hakikaten çok büyük bir aile olarak hızlı bir şekilde gelişti. Ve hakikaten insanlarımızın orada eğitim görmelerini, kurs almalarını ve ürünlerini üretmeleriyle ilgili bir ortam sağlanmış oldu. Eğitimcileriyle beraber, vatandaşlarla beraber. Son zamanlarda bunun biraz zayıfladığını görünce bizim endişemiz şuydu. Buradan faydalanan vatandaşlarımızın mağdur olmaması ile ilgili bir düşünce bizde hasıl oldu. O yüzden biz de bu tür faaliyetlerimizi tek çatı altında toplamaya karar verdik ki PESEM'imizi kurduk. PESEM'de çok çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. Tiyatro, sanat, efendim ud, tesip, ebru, bütün faaliyetlerin olduğu bir merkez haline dönüştürdük ve bunu hızlı bir şekilde yaymaya çalışıyoruz. Çok büyük bir teveccüh olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili inşallah çalışmalarımız bundan sonra bu süreçte de devam edecek. Evet, artık ürünlerin görülme zamanı. Bu ürünleri emek sarf ederek bu noktaya getiren, hazır hale getiren tüm kursiyerlerimize ben teşekkür ediyorum. Allah emeklerine sağlık versin diyorum. Bundan sonraki süreçte bunları çok daha güzellerini yapma gayreti ve azmi olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ellerinize sağlık. Bizim de hakikaten değişik ufukta buraları görmemize imkan sağlamış olduğunuz. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı olmasın Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Katılımınız için de şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun. Allah kolaylık versin. Öğretmenlerimize, kursiyerlerimize ve katılan... Katılanlarda var mı? Resim çekebilir miyiz başkanım? Geleyim mi?
Kızım, evet kızım. Burada buyurun efendim. Sağ olun. Başkanım sizden. Sayın Savcım size geçin. Hangi renk ettin? Müdür hanım, müdür hanım destek versin size. Geç müdürüm. Neyin hakkında yazayım? Sevgili hocam. Merkezi müdürümüze, kıymetli protokolümüze, öğretmenlerimize, kursiyerlerimize ve katılan